Şimdi aslında baktığımız zaman da endeksiniz bir patinaj çekiyor bence şu an bir patinaj çekme aşamasında. Hani bunun en büyük sebeplerinden biri de şu, şu gördüğünüz şu 8400 diyeceğim ben direkt. 8400'ü yukarı doğru daha hacimi kıramamış olmasından yani her gün oraya denemek için uğraşıyor. Denemeye çalışıyor bazen denemiyor ama denemediği şey tekrar aşağıda hareketler geliyor. Şimdi bizim burada ilk dikkat etmemiz gereken ve kendimize sormamız gereken sorulardan biri bence ilk başta şu olmalı. Yani şu an çok fazla zaten Konusu geçiyor. Hani endeks ikili tepe mi yapıyor, ikili tepe mi yapacak gibi sorularla da karşılaşıyoruz. Şimdi ikili tepe yaptı demesi için e, e, fiyatların şu kısmına doğru yani 7800'e doğru te, geri gelmesi gerekiyor. Geri geldikten sonra şu kısmı, gördüğünüz kısmı aşağı doğru kırması gerekiyor. Ki burada bir boyun çizgimiz oluşacak. O aşağı doğru inecek. Hedef fiyatımız da burası olacak. Yani şu an bir endekse net bir şekilde ikili tepe görüntüsü var diyemeyiz. Olma ihtimali var deriz. Şimdi ben böyle bir ihtimali gördüğüm zaman da kendim ne yapmak isterim? Öncelikle bir 8.400 endeks yukarı doğru bir hacimli kırarsa, hani gelecek haber akışlarıyla olabilir, ay başı etkisiyle olabilir ya başka etkilerle olabilir. Kırarsa zaten alımlar tekrardan yukarı doğru gelecek demektir bizim için. Ama eğer kıramazsa ilk başta kırana kadar hep pozisyonların belli bir kısmını örnek veriyorum, 50 50 kısmı olacak şekilde bir ayarlamamı yaparım, belli bir kısmındaki nakitimde olur. Nakitimde olmamın sebebi de eğer hakikaten burada bir ikili tepe oluşuyorsa yani aşağılardan daha rahat hisse mal alabilme şansının olması. Aslında o da bize bir güzel bir fırsat sunacak demektir. Şimdi teknik seviyelerden de bahsedecek olursak endekse bizim 7.892 ile 8.400 arası bir sıkışmış durumdayız biz aslında. Şimdi bizim ilk dikkat noktalardan biri 8.186 seviyesi bizim için ilk destek anlamını taşıyor. 8.186 hemen hemen şuralara denk geliyor. 8.186 seviyesini aşağı doğru kırması durumunda ve 8080 bizi karşılar. Eğer 8080 yani şu kısımda kırılması kırılırsa da hemen hemen geri çekilme 7900 7800, yani 7850 seviyene kadar bir geri çekilmeler karşılaşabiliriz. Ama eğer endeks 8400 yukarı doğru hacimli kırarsa ve yukarı doğru hareketlenmesi başlarsa da ilk başta 8500 daha sonra 8700'lük bir bizim hedeflerimiz olacak. Yani endeks oralara kadar gidebilir deriz. Diğer aşamada diyeceklerinden bir de aşağı doğru bir hareketlenme olursa bizi bu şurada bir 50 günlük hareketli ortalamamız var. Bu da hemen hemen o zamanlarda 7750 civarına falan denk gelir diye tahmin ediyorum. 7750 civarında bir 50 günlük hareketli ortamda büyük ihtimalle orada bizi zaten hem yavaşlatacaktır hem de oradan dönmemize sağlayacak olabilir diye düşünüyorum.